Merhabalar, bugün pirinç pilavı yapıyoruz. Öncelikle pirinçlerimizi ölçmekle başlıyoruz. Benim ölçüm bir su bardağı olacak. Bir su bardağı kadar pirinç ile yapacağım pilavımı. Pirinçlerimizi bardağa doldurduk. Şimdi pirinçlerimizi bir süzgece aktarıp bunları yıkayacağız. Şöyle. İsterseniz sıcak suyla da yıkayabilirsiniz. Ben su bekletmeden direkt yıkayarak yıkıyorum. İyice sıcak suyla gidince. Bu şekilde yıkadık pirinçlerimizi. Şimdi süzülmesi için buraya bırakıyorum. Pilav yapmak için döküm tencere kullanıyorum. Döküm tenceremin bir miktar, yaklaşık 5-6 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı ekliyorum. Yağ ekledikten sonra tenceremin bir miktar göz kararı arpa şeridi ekliyorum. Evet, iyi gözüküyor. Şimdi ocağımın altına yapıyorum. Pembeleşinceye kadar arpa şehriyelerimizi kavuracağız. Evet, hafif hafif pembeleşmeye başladı arpa şehriyelerimiz. Hemen bu arada benim sayfama abone olup, videolarımı beğenip, yorum yapıp bana destek olabilirsiniz. Yeteri kadar pembeleştiğimde ocağımın altını kısıyorum. Şöyle bir daha göz göstereyim. Evet, bayağı bir güzel gözüküyorlar. Hemen pirinçlerimi alıyorum ve arka şeridinin içerisine ekliyorum. Biraz bu şekilde karıştırıp suyunu çekmesini sağlayacağım. Şu anda bile beyaz pirincin içerisinde arpa şehriye kadar çok güzel duruyor bence. Biraz daha bekleyelim kavrulsun. Zaten altı kısık da ocağımızın. Demlemek için bir bardak tam su ekliyorum. Çok güzel kokuluyor gerçekten. Bir de bardağı tam doldurmadan üzerinden 3 parmak kadar boşluk kalır şekilde doldurup bunu pilavımıza ekliyoruz. Evet. 2 bardaktan az eklemiş olduk yani totalde. Şimdi altını yarım tama getirebiliriz ocağımızın, yarımdaydı. 2 çay kaşığı kadar tuz ekliyoruz. Bir parçadan buzluktan çıkarttığım tereyağını atıyorum pilavın içerisine. Biraz erimesini bekleyeyim. Kaynamaya başladığı için artık altını kısabilirim. Tereyağı da yeteri kadar eridiğine göre artık tenceremizin kapağını kapatıyoruz ve yaklaşık 15-20 dakika kısık ateşte kaynamasını bekliyoruz.
suyunu tamamen çekene kadar. Bir bakalım. İsmini süpürüyor. Evet. Kaynıyor, suyunu çekmeyi bekliyor. Döküm tencerenin kapağı çok ısındığı için illa bir şey kullanmak gerekiyor. Yoksa elinizi çok kötü yakabilir. Yaklaşık 15 dakikadır kaynıyor pilavımız. Bir bakalım. Evet, bunu hemen nasıl kontrol ettiğimi de göstereyim. Suyunu çekip çekmediğini. Şöyle yapıyorum. Tavamı alıyorum ve baktığımda suyunu çektiğini görüyorum. Onun için artık altını kapatabilirim. Tabii kapağını kapatıp da altını kapatmak gerekiyor ki iyice demlensin. Şimdi kapatıp bir 5-10 dakikada demlenmeye bırakıyoruz pilavımızı. Ayrıca pilavı iyi demlenmesi için şöyle araya bir havlu kağıt da koyabilirsiniz. Evet, bu şekilde iyice suyunu çeksin bakalım pirinçlerimiz. Evet, pilavımızı artık açıyoruz. Evet, bu şekilde. Şimdi iyice karıştıralım. Tane tane olduğu gözüküyor. Evet. Şimdi servisini de yapalım. Tabağımızı alıyoruz. Evet. Bu şekilde. Yanına da herhangi bir yemekle servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.